Dayı. Nasılsın? Birazdan daha iyi olacağım. Biliyor musun Cüneyt, aslında kendime kızıyorum. Suç tamamen benim. Böyle bir işi senin gibi beceriksize teslim ettiğim için büyük hata yaptım. Bu hatanın bedelini de ben ödeyeceğim. Öyle mi? Hatam yakalanmış. Senin adını verecek. Polisten önce Ferhat gidecek tepeme. Ferhat hep orada zaten dayı. Çünkü sen çıkartıyorsun onu tepene. Sen izin veriyorsun. Aslı'yı infaz etmeye gitti. Seni riske atarak tuttu, evlendi geldi. Neymiş? Bizden olursa susarmış. Konuşmazmış. Vallahi ben buna inanmadım dayı. Ha sen inandıysan... ayıp edersin yani. Hatun ilk görüşte aşık oldu. Vuruldu. Sonra en başta seni, hepimizi tehlikeye attı, yaptı yapacağını. Ama sen hala Ferhat taşa basma, gel başıma bas diyorsun. Yalan mı? Şu ihale ettiğimiz çocuk var ya, Yılmaz. Evet, o birinin adını verecek. Ama bu ne senin adın olacak ne de benim adım ha. Şahin mi diyecek? Yok. Sana Şahin'den daha fazla zarar veren birinin adını. Gerçek düşmanlar. Dayı. Bak inan böylesi daha iyi. Ferhat kısa bir süreliğine ayak altından çekilir. Ha bu süre kısa mı olur, uzun mu olur hakimin takdiri. Orada zaten sen girersin devreye. Biz bu sırada Aslı olayını tamamen hallederiz. Sen tam bir salaksın. Sen tam bir asalaksın. Kendi kafana göre işler yapıyorsun ha. Sana verdiğimi doğru dürüst yaptın da bu mu kaldı ha? Ne demek Ferhat'ı söyleyecek? Ha? Gözümde şu mendil kadar değerin yok Cüneyt. Bu mendil senden daha kıymetli, anladın mı? Nerede tutuyorlar çocuğu? Ha? Adalet Sarayı'nın nezaretinde. Şimdi kaybol. Gözüm görmesin seni. İki gün sonra gel eve. Ağzını burnunu düzelt, sonra gel. Bir daha benden habersiz nefes bile almayacaksın. Adliyenin nezaretinde Yılmaz diye bir çocuk varmış. Hakim savcı karşısına çıkmayacak, anladın mı? Ne yapayım, engelle.